yapıyoruz? Peynirli sufle yapıyoruz. Göremediniz değil mi? Duyamadınız. Peynirli sufle, sonra yanında beğendili, patlıcan beğendili çok güzel mifeler var. Ve arkasından da lezzetli bir künefe var. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Programımız başlıyor. Az sonra peynirli, pofuduk güzel bir sufle yapıyoruz. Peynirli sufle de mi olur? Evet olur. O kadar lezzetli ki. Sakın kaçırmayın. Şimdi sırada patlıcan beğendili milföy var. Milföyü elmas şeklinde yapıyoruz. Patlıcanı beğendi şeklinde yapıyoruz. İçini birleştiriyoruz. Lezzeti fırından çıkarıyoruz. Şimdi sırada evde yapabileceğiniz pratik bir künefe tarifi. Sakın kaçırmayın. Güzel bir peynirli sufle yapıyoruz. Malzemelerimize bakalım neler var. Peynirli sufle tatlı bir sufle değil yani, peynirli. O yüzden değişik değil mi? Bence de değişik ama çok lezzetli. Geçen bölümümüzde yani bir önceki bölümümüzde yapmıştık, hatta bölüme başlamadan önce 7-24 mutfakta olduğumuz için öyle oluyor. Bölüme başlamadan önce yapmıştık, çok lezzetli geldi. Hemen dedik bugünkü programımızda da verelim tarifimizi. Şimdi 2 yemek kaşığı, dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Hemen onu tavamızın içerisine atıyoruz. Sonra arkasından 2 yemek kaşığı da, evet şöyle şey yapalım, un ekleyeceğiz. Unumuzu ekliyoruz. Şurada un alalım. Peki başka neyimiz var? Mısır unumuz var. Sonra süt, 1,5 su bardağı süt koyacağız. Ve 2 yumurta, yumurtanın sarılarını ayrıca koyacağız. Beyazlarını da pofuduk yapıp koyacağız. Şey bu, sistem bu. Hemen sütümü koyuyorum. 1 bardak koyuyorum. Bir de sonra yarım bardak daha ekleyeceğim. Bana unutturmayın lütfen, söyleyin. Evet, şimdi tereyağını şöyle ittirelim. 1-2. Bu büyük çorba kaşığı. Hep karıştırıyorum. Bir tane büyük çorba kaşığı var. Nedense hep elime de o geliyor. Hep öyle olur ya. Sonra bir ara onu ararsınız, bulamazsınız ama. İstemediğiniz zaman elinize gelir. Diğer zamanlarda gelmez. Öyle bir şey işte. Neyse, devam ediyorum. 1 ve 2. 2 tane. Ay, süper. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları meyane yapacağız. Yani başka bir ismiyle roux. Peki başka ne ekleyeceğim? Mısır unu. Mısır unu ekleyeceğim. Onu da şöyle yapayım. 1, hatta yarım daha. 1,5. 1,5 yemek kaşığı mısır unuyla beraber normal unumuzu ekledim. Tereyağla roux yapar şekilde, meyane yapar şekilde bunları iyice karıştırıyorum. Evet, iyice karıştıralım. Tamamen yağ unla beraber kaplansın. Eğer gözünüze yağ az gelirse lütfen hemen birazcık sıvı yağ ekleyin. Şuradan eklemeci yapıyorum. Çünkü bazen tam bir kaşıkla yağla bir kaşık un eşit olamıyor ya. O yüzden dedim. Önemli olan yakından yapısını görmeniz. Bunu 2 dakika pişiriyoruz. Fazla değil. Altı açık. Ve arkasından sütümüzü ekliyoruz. Tabii yumurtalarımızı da şimdiden ayıralım. Yumurtamız sarılarını buraya, beyazlarını da buraya. Pofuduk yapmak için. Yumurtalar burada. Beyazlar buraya gidiyor. Bir kartal ve şahin çok güzel arkadaş olmuşlar. Ve birbirlerine bir akşam yemeğe gidiyorlar. Hop. Tamam.
2 tane yumurta sarısı, 2 tane yumurta akım. Bu arada Kartal'la Şahin'e döneceğim. Yavaş yavaş. Şu güzelce. Evet. Meyanemize sütümüzü katalım. İyice karıştırıyoruz. Bir yarım bardak daha koyacağım. Evet, ne dedik? Dedik ki Kartal'la Şahin çok güzel arkadaş olmuşlar. Ve birbirlerine yemeğe gidiyorlar. Yemekte de şimdi önce Kartal'ın evine gidiyorlar. Kartal böyle çok büyük bir yamaçta. Yamaca da şey işte evini yapmış ama Şahin onun evine gelince görüyor ki anam leş gibi. Yani kokuyor. Bütün leşler orada var falan. Ev kayaların üzerinde. Böyle hani çok güzel değil. Şahin'in birden bütün iştahı kaçıyor. Diyor ki ben zaten toktum. O yüzden arkadaşınızın biri gelirse size ben zaten toktum diyorsa aman dikkat. Ortalığı biraz düzenleyin derim. Neyse ben zaten toktum diyor. Tabii Kartal acayip o kokular içerisinde o leşleri yiyor falan. Durum bu. Sonra aradan zaman geçiyor. Şahin diyor ki kendi kendine ben şu Kartal'ı güzel bir kendi evime yemeğe davet edeyim de bir yemek görsün. Hemen Kartal'ı davet ediyor. Hakikaten Şahin'in evine gidiyorlar. Şahin evi de şöyle böyle deniz manzaralı. İşte nehir var. Hatta şelale var. Şelale nehre karışıyor falan. Oradan bir çınar ağacı çıkıyor. Ve Şahin'in evi de o çınar ağacının en tepesinde. Böyle çok şık bir manzarası var. Tabii Kartal'ın çok hoşuna gidiyor. Yani ne kadar güzel falan. Bunlar bakıyor ev tertemiz, derli toplu, mis gibi kokulu. Ne yemek var ortada ne bir şey. O sırada Şahin diyor ki sen burada bekle ben hemen geliyorum. Gidiyor taze balığı avlıyor, işte kuzgunu avlıyor, taze taze getiriyor. Güzelce yiyorlar. Aradan tabii hoş sohbet zaman geçiyor. Şahin soruyor ya diyor siz kaç yıl yaşıyorsunuz? Kartal'da biz 250-300 yıl yaşıyoruz. Peki siz kaç yıl yaşıyorsunuz diye soruyor Kartal. Şahin de bakıyor biz diyor ancak 80-90 yıl yaşıyoruz. Hmm diyor o zaman Kartal. Ben diyor 250-300 yıl dağlarda yaşayacağıma 80 yıl böyle güzel manzaralı güzel bir evde yaşamayı tercih ederim. Buradan da diyorum ki acaba siz nasıl yaşıyorsunuz? Siz nasıl besleniyorsunuz? Ve siz de doya doya yaşıyor musunuz yoksa keşke dediğiniz anlar var mı? Keşke şuyum da olsaydı, keşke şöyle yaşasaydım. Lütfen bunları bana sosyal medyadan yazın. Ben de kendiminkileri yazacağım. Diyorum ama çok şükür Allah'a keşke dediğim bir durum yok. Yani olanı yaşadık. Şu anda da mutluyuz. Öyle bakmak lazım. Evet şimdi devam ediyorum. Bu güzel kokulu. Tam Şahin'in evine yakışır suflemi, pofuduk bir şekilde. Sufle aslında pofuduk, nefes alan, böyle şişen anlamına geliyor. Pofuduk suflemizi yapacağız. Biraz daha şöyle toklaştırıyoruz sütü koyduğumuz meyanemizi. Arkasından buna yumurtaları ekleyeceğiz. Yumurta sarısını böyle karıştıra karıştıra. Yani sanki pate şu diyorduk ya, hani ekler. Şeyi vardır. Hani profiterol topları, profiterol toplarındaki gibi ekleyeceğiz. O zaman nasıl yapıyoruz şimdi? Meyanemizi yaptık. Ekler profiterol toplarındaki gibi tek tek yumurta sarılarımızı ekleyeceğiz. Arkasından da yumurta akıyla karıştıracağız. Evet, bayağı sertleşti. Hemen yumurta sarılarımı tek tek dökeceğim ve karıştıracağım. Burada çok hızlı karıştırmanız gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü yumurta sarısının pişmesini istemiyoruz. Buradaki amaç pişmesi değil. Şu aşamada pişmesi değil. Ama sonradan pişecek tabii. Karıştırıyoruz, evet. Ve tekrar ikinci kez
tamamını koydum ve çok hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Evet, çok hızlı çok hızlı devam ediyorsunuz ve iyice yumurta sarısını bu yaptığınız meyhaneyle bağdaştırıyorsunuz. Peki şimdi sıra neye geldi? Şimdi sıra kaşara geldi. Kaşarımızı, şimdi işim bitti, kaldıralım. Hatta şurayı da siliyorum. Gözüme takılıyor çünkü buradan böyle sarı sarı. Bunları sevmiyorum. Kaşarımı iki dolu dolu bardak kaşar koyuyoruz. Ve eriteceğimiz şekliyle onları karıştırıyoruz. Çünkü tavanın sıcaklığıyla, döküm tava bu yüzden seçiyorum. Tavanın sıcaklığıyla ocaktan alsam bile, ocağımı kapatayım, pişiyor. Daha doğrusu eriyor. İstediğim kıvama geliyor. Bunu iyice bağdaştırıyorum, birleştiriyorum. Ve fırına gider şekle getiriyorum. Fırınımız 200 derece. Fansız fırında pişecek. Tuz ve karabiberimizi şimdiden ekleyelim. Karabiber, tuz, tuzumuz. Tamam. Evet. Şimdi diyorum ki şu haliyle başka bir kaseye alacağız. Buna parmesan dediğimiz peynirden de koyabilirsiniz. O da çok keyifli ve lezzetli oluyor. Onu da söyleyelim. Başka bir kaseye alıyorum. Şu halinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha fazla pişmesini istemiyorum o yüzden. Arkasından devam ediyorum. Bir robot ihtiyacım var. Robotumu, mutfak robotu. Basit, sadece çırpıcı ucu olan bir robot. Yumurta akım, bembeyaz bulut gibi olana kadar çırpacağım. Evet, düşündüğüm gibi oldu. Şöyle yaptığımızda dimdik duruyor. Şu şekliyle dimdik duruyorsa eğer, biz buna katı haliyle stiff peak dediğimiz bir terminolojiye geliyoruz. Yani ne diyorum? Sert olsun. Yumurta akımı sert olana kadar şöyle. Bir eldiven yardımıyla suflemi havasını kaybetmeden karıştırayım. Havası sönmesin. Ve yavaş yavaş, hatta sıcak çünkü. Ho ho ho. Evet. Şöyle koyalım. Evet, gerçekten sıcak. Karıştırıyoruz. Daha sonra ramekins dediğimiz beyaz porselen kaplara, sufle yaptığımız kaplara direkt malzemenizi koyup fırına atıyorsunuz. Şimdi sıra neye gelecek biliyor musunuz? Bunun hemen arkasından lezzetli bir patlıcan beğendi yapacağız. Ben patlıcanlarımı önceden fırına atmıştım. Onları çıkartacağım ama nasıl fırına koyduğumu sizinle paylaşacağım. Çünkü benimkisi biraz farklı oluyor. Böyle içerisine biberiye koyuyorum falan, öyle yani. Sırada patlıcan beğendili milföy var. Milföyü elmas şeklinde yapıyoruz. Patlıcanı beğendi şeklinde yapıyoruz. İçini birleştiriyoruz. Lezzeti fırından çıkarıyoruz.
Güzel beşamel soslu milföyler yapacağız. Peki nasıl sos bu? Beşamel, ya beğendi yapacağız aslında. Beşamel soslu dediğimiz şey o. Beşamel sosumuzu yapacağız. Közlenmiş patlıcanları içerisine koyacağız. Şimdi patlıcanlarımızı nasıl közlüyoruz? Ben bu közleme şeklini çok seviyorum. İki tane patlıcan alıyorsunuz. Arkasından bunu ortadan ikiye kesiyorsunuz. Şöyle. Evet. Bir tane de burada. Diğerini de keselim. Tamam. Çok da ortadan ikiye olmadı. Eğri kestim bu sefer. Devam ediyorum. Bunların şeritlerini yapıyorum. Şu şekilde. Böyle. Bir de bu tarafta. Sonra kararmasınlar diye limon. Hemen bir limon alalım. Limonu sürüyoruz. Kararmasınlar diye. Ve biberiyelerimizi şu yaptığımız aralara sıkıştırıyoruz. Hatta şöyle de çizik atabilirim. Evet, böyle. Baklava şeklinde olacak. Tamam. Şu haliyle güzel gözüküyor. Biberiyeler sert gövdeli olduğu için pişirme prosesinin başında konuyor. Ve daha iyi bir aroma veriyor. O yüzden kullandığınız baharatları böyle gövde kısmına bakın ve bunların nasıl olduğu konusunda kendinize hani bir şöyle muhakeme edin. Kendinizle muhakeme edin. Sert gövdeli mi yoksa yumuşak gövdeli böyle yumuşak yapraklar mı? Mesela maydanoz. Maydanoz çok yumuşaktır. Hemen ateşe geldiği zaman kararma yapar. O yüzden lezzetinden de ödün verir ateş üzerinde. Ne yapıyoruz? En son yani pişirme işlemimizin sonunda koyuyoruz o yüzden maydanozu. Ama bu tarz böyle gösterelim hemen. Sert gövdeli baharatlı bitkiler için bu kekik de aynı şekilde pişirme işlemimizin başında koyuyoruz ki aromasını daha iyi versin. Bütün malzemenin kendisine geçirsin. Alüminyuma ihtiyacım var. Bu arada suflelerim de orada pişiyor. Şu şekliyle kapatıyorum. Sarıyoruz. Uçlarını da kapatalım. Evet, bunu da. İşte bu haliyle 200 dereceli fırınımıza patlıcanlarımızı atıyoruz. Burada daha önceden yapmış olduğum patlıcanlarım var. Özellikle istedim ki hani şeklini, şemalini görün. Çünkü rengi kararmamış durumda. Açık renk. Bunu da sağlayan limon. Şimdi suflelerimi oraya atıyorum hızlıca. Güzel ve kapattık. Çok hızlı yapıyoruz çünkü fırında bir çeşit sıcak havayla soğuk hava yer değiştiği zaman özellikle bu tarz suflelerde yani yumurtanın kabarttığı herhangi bir şekilde kabartma tozu veya karbonatın kullanmadığınız tatlılarda ya da tuzlularda kabarma işlemini ısıyla beraber yapıyorsunuz ve yumurtayla beraber yapıyorsunuz. Eğer fırının ısısı değişirse o zaman sönüyor. O çok tehlikeli. Hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Peki, devam ediyorum şimdi. Nerede kaldık? Beşamel sosu yapmadan. Aynen suflede yaptığımız gibi. 2 yemek kaşığı, hemen şuradan alıyorum. Un ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya koyacağım. Meyane yapıyoruz yani roux. Evet bir. Biraz daha alalım. İki. Tamam. Bunları şuradan unumu da alıyorum. Hemen altını açalım. Bir tık rengini alana kadar fazla değil. Beyaz, sarı ve kahverengi diye geçiyor meyaneler. Biz burada sarıya biraz yaklaşana kadar kavuracağız. Ve arkasından süt ekleyeceğiz. Süt ve kaşar peyniri. Evet şöyle unumuzu da koyalım. Şimdi şöyle ittirelim birazcık. Ama burnuma çok güzel kokular geliyor. Peynir suflen muhtemelen oldu. O yüzden onları bir bakalım. Tam zamanı. Geliyor. Çok sıcak. Evet, suflemiz olmuş. Patlıcanları şöyle yukarıya doğru atalım.
Ola dursun. Evet, bakalım. Güzel. Bir standa bunları yerleştiriyorum. Şöyle standımı çıkartayım. Tamam. İyi. Güzel gözüküyorlar. Tabii ben künefeyi ve patlıcanlı milföyleri yapana kadar sönebilirler. O yüzden şimdi gördünüz. Çok sıcak yalnız. Aman dikkat, çok sıcak. Bunu da kenara koyuyorum ve devam ediyoruz. Tamam. Bir spatula yardımıyla dediğim gibi beyazdan bir tık farklı renge, bir tık sarıya doğru meyanemizi pişiriyoruz. Ve hemen bir bardak süt ihtiyacımız var. Sütümüzü ekleyelim. Arkasından ne yapacağız? Arkasından kaşar peynirimizi koyacağız. Bir bardak sütten biraz daha azını koyuyorum. 1/4 dolu oranında bardağım koyuyorum. Evet. Neredeyse 1,5 parmak az süt koyacağız. Arkasından kaşarımızı ekleyeceğiz. Ve patlıcanla beraber karıştıracağız. Közlenmiş patlıcanlarımızla. Bu arada işte beşamel sosunuza muskat ekleyebilirsiniz. Muskat hani ayrı böyle ağızda hafif bir burukluk verir ve lezzeti 2 kat arttırır. Şunu koyayım. Tuz, karabiber ve muskat. Unutmuyoruz. Şöyle karabiber, tuz ve muskat. Muskatımızı da şöyle alıyoruz. Küçük böyle ceviz büyüklüğünde baharatlar oluyor. Bunları bir rende sayesinde küçük küçük rendeliyorsunuz. 5 gramdan daha fazlasını kullanmayalım. Çünkü sağlığımız açısından faydalı olmuyor. Zararlı hatta hale geliyor. Her şeyin fazlası zarar. Evet, şöyle biraz daha istiyorum ki beşamel sosum toparlansın. Çok fazla toparlanmasına da gerek kalmadan kaşarımızı ekliyoruz. Çünkü koyacağımız patlıcanımız sulu. Yani bir miktar böyle suyunu bırakmış durumda. O zaten kendiliğinden meyanenin tokluğuyla beraber toparlayacak. Kaşarımızı koyuyoruz. Bir avuç kaşar. Altını kapattım artık. Evet. Şimdi sıra geldi patlıcanımı eklemeye. Peki. İçi hazırladık. Milföyü nasıl yapacağız? Milföyü de elmas şeklinde keseceğiz ve şekillendireceğiz. O haliyle çok güzel oluyor. Hatta üzerine de kırmızı bir paprika eklediğinizde işte patlıcanın rengi, paprikanın rengiyle özleşiyor. Farklı bir renk cümbüşü haline geliyor. Bakalım. Yani görsellik öncelikle lezzeti çağrıştırıyor. Patlıcanın böyle çok fazla bulanmış durumda değil. Sulu olmaması gerekiyor. Buradaki sosun anlamı o. Hani beşamel beğendi de çünkü o beşamel sos biraz daha erir, biraz daha suludur. Ama burada çok fazla sulu olmaması gerekiyor. Hatta patlıcanın tamamen gözükmesi de makbul oluyor. Çünkü kuru olması milföyümün ıslanmayacağı anlamına geliyor. Hemen başlıyorum yapmaya. Bir bıçak alalım. Milföy ıslanmadığı zaman daha iyi kabarıyor. Milföylerimizi aynen şu şekilde kesiyoruz. Şimdi şöyle katlıyorum. Çok yapıştırmıyorum çünkü zaten yapış yapış donuktu. Bir buradan kesiyoruz. Bir de buradan kesiyoruz. Bir de buradan. Tamam. Arkasından açıyorum onları. Evet. Şimdi şuradan koparıyoruz. Bir kısmını şöyle iyice yapıştırıyorsunuz. Öbür tarafını da böyle. Yapıştırıyorsunuz bunları. İşte. Şekil bu. Şekil bu. Şişecek. Kenarlardan kabaracak. Yumurta sarısı süreceğiz. Ortasında da patlıcanımız olacak. Evet. Yine Kamuran teyzenin köpeği bizi sabote etmeye çalışıyor. Ama olmaz. Buraya bir tane arkadaşımızı koyduk. Köpek havladı mı ona kemik atıyor.
Böylece Kamuran teyze istediğine kavuşamayacak. Niye diyorum biliyor musunuz? Çünkü her seferinde gelmek istiyor. Ama sonra burada biz çekim yaparken onları görüyor, öğreniyor. Arkadaşını dağıtıyor, mahalleye söylüyor falan. Ya ben daha yapmadan herkese söylüyor. O yüzden gıcık oluyorum. Hep ekranda öğrensin. O da ekranda öğrensin. Evet, yine gösteriyorum lütfen. Bu önemli bir kısım. İsterseniz bunu tatlı yaparken de milföyde içerisine pasta kreması koyabilirsiniz ya da fırına giren marmelatlar da güzel oluyor. O şekilde de kullanabilirsiniz. Peki, şimdi nasıl yapacağız? Üçgen olarak katladım. Yapışmamasına özen gösteriyorum. Bir buradan kesiyorum. Evet, bir de buradan kesiyorum. Bunları açalım. Tamam, zaten şuradan koptular. Hemen diyorum ki bunu bu tarafa, bunu da buradan geçsin bu tarafa. Yani elmas şeklinde oluyor. Geri koyalım. Diğerlerini de aynı şekilde devam ettireceğim. Bu arada da hikayemi anlatayım. Bir tane aslan, ormanların kralı, diyor ki bir yarışma yapalım. Yarışmada yani güzel şarkı söyleyen işte kazansın ve hiçbir hayvanın saldırısına uğramasın hayatı boyunca. Tabii ormandaki bütün herkes çok memnun oluyor bundan falan. Kabul ediyorlar. Başlıyorlar yarışmaya. İlk yarışan eşek oluyor. Eşek ama yani öyle böyle değil. Acayip bir ses. Kimse hoşlanmıyor. Arkasından bülbül mikrofonu alıyor. O kadar güzel şarkı söylüyor ki herkes çok beğeniyor. Çok beğeniyor. Bunun üzerine diyor ki insanlar, yani hayvanlar, evet diyor, bülbül kesin kazanacak. Sonra sıra papağana geliyor. Papağan da hem bülbülün hem de eşeğin, işte başka diğer herkesin, ormandaki bütün hayvanların taklidini yapıyor. Tabii insanlar çok eğleniyor, hayvanlar çok eğleniyor, çok alkışlıyorlar falan. Diyorlar ki kesin papağan kazanacak, başka çıkarı yok. Arkasından tam böyle seçimler olacak, kaplumbağa birden diyor ki papağana herkes oy veriyor ama biz hep papağanın taklitlerini gördük. Hiç papağanın kendi sesini dinlemedik. De papağanın kendi sesini dinleyelim mi? Şaşırıyorlar. Doğru, hakikaten hep taklitler vardı. Papağanda bir sessizlik. Papağan o kadar çok taklit yapmış ki kendi sesini unutmuş. Başkası olma, kendin ol diye söylerler ya. Bu da onun gibi bir şey. Sonuç olarak papağan kendi sesini tamamen unutmuş taklitlerden. Ve yarışmayı tabii bülbül kazanıyor. İnsanlar neden olduğundan farklı görünmek ister. Aslında konumuz bu. Nedenini hemen sorduk kendimize. Arkadaşlar arasında oylamamızı yaptık. Birincisi işte dedik ki kendine güveni olmadığı için, başkasına özendiği için, kendini sevmediği için, kendi eksikleri olduğu için gibi seçenekler sunduk. Sizin de aklınıza geliyorsa lütfen bizimle paylaşın. Hashtag pastaneye tweet atabilirsiniz. İnsanlar neden olduğundan farklı gözükmek isterler. Bunu da genelde hep şey yapıyorlar. İşte bizim pastanemize geliyorlar, diyorlar ki siz yapın ama benim cam kaseme koyalım. Ben akşam evde kendim yapmışım gibi servis yapacağım. Niye? Ben yaptım. Niye söylemiyorsun işte filancanın yaptığını çok beğendim, ondan rica ettim, benim için tekrar yaptı demek. Zor mu? Hayır. Olur mu? Hiçbir zaman annemizi çağırıyoruz evimize, ablamızı ya da çok yakın arkadaşımızı, ondan rica ediyoruz bizim adımıza bir şeyler yapmasını. Ondan sonra da misafirleri davet edip şey diyoruz, işte bunu ben yaptım. Değil mi? Öyle yapanlar vardır. Halbuki gerçekleri paylaşmak aslında sizi biraz daha ileriye götürür. Özellikle de mutfakta. Hatta sonra da şöyle diyor. Tarifini verse, tarifini veremem, çok saklı, gizli. Çünkü bilmiyor ki tarifini nereden vereceğim. Öyle oluyor.
Neyse, patlıcanları da koyuyorum. Kenarlarına yumurta sarılarını koyacağım. Ve direkt fırına atacağım. İçerisinde biberiye var. Biberiye sindirim sistemimize çok iyi geliyor. Bağışıklık sistemimizi destekliyor. Solunum yolları sistemimizi. Gerçekten özellikle alerjik durumlarda iyi geliyor. Sonra başka nesi vardı? Aa, saça iyi geldiği söyleniyor. Ama bu söylediklerimizi lütfen hekiminizle, beslenme uzmanınızla konuşun. Saç kısmı önemli. Evet, devam ediyorum. Şimdi neye devam ediyorum? Biberiye koymaya tabii ki. Biberiye koyacağım. Birazcık daha biberiye koyacağım. Hatta biberiyeyi sıcak suda koyun. İçerisine bir tatlı kaşığı bal. Biraz zencefil. Oo, çok güzel. Onu böyle demleyin. Biberiye çayı kilo vermenizde de yardımcı olan bitki çaylarından. Baharat. Ya zaten tadı o kadar güzel ki. Bundan kokusu da ayrı lezzet katıyor. Şimdi bunu koyduk. Bunu birazcık daha ittiriyorum ve devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? Bunları bitirmeye. Sıraya geldi yumurta sarısı sürmeye. Bir yumurta alalım. Kaseyle devam ederiz. Akı bir yana, sarısı bir yana. Bazen milföylerde sadece üzerini suyla fırçalıyorsunuz. Suyla fırçaladıktan sonra kahverengi şeker ekliyorsunuz. Ama bu daha çok tatlılarda oluyor. Eğer tuzlu olarak pişiriyorsanız milföyünüzü, yumurta sarısı en güzel renk aldıran fırçalama şekli oluyor. Yumurta sarısıyla fırçalamaya başlıyoruz. Mutfakta çalışırken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de aslında duruş. Duruş çok önemli. Duruşu eğer uzun soluklu bir şekilde mutfakta çalışıyorsanız 7-24 nasıl şeyse o. 7-24 çalışıyorsanız bacaklarınızı omuz genişliğinde açıyorsunuz ve dizlerinizden eğilerek yapıyorsunuz. Böyle belinizden değil, böyle yemeğin üstüne sarkmıyorsunuz. O zaman postür, duruş bozukluğu kötü nefes almanıza, o da sinirli bir yapıya sahip olmanıza sebep oluyor. Bu ispatlanmış araştırmalar, mutfakta çalışanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ispatlanmış bir şey. Evet, kekiklerimi de koyuyorum. 200 dereceli fırına atıyorum. Evet, ve kekiği koyduk. Biberiyeler üzerinde harika oldu. Ama önce patlıcanları çıkaralım. Evet. Bizimiz burada. Oo. Çok güzel kokuyor. Siz hissetmiyorsunuz ama bakın. Çok güzel. Yumuşacık. Olmuş. İki kere. Milföylerimizi atıyoruz. Ve arkasından künefemizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi sırada evde yapabileceğiniz pratik bir künefe tarifi. Sakın kaçırmayın. Şimdi kadayıfımızı aldık. Güzelce onu yağlayacağız, tereyağlayacağız. Hatta tereyağımızı eritiyoruz ama ayranını çıkarmıyoruz. Böyle bir şey var. Ne demek ayranını çıkarmamak? Yani o beyaz beyaz olan molekülleri yakmıyoruz. Amber rengini almıyor. Hafif böyle erimiş sıcakta, oda sıcaklığında erimiş tereyağı gibi bir şey oluyor. Nasıl bir tanım bu böyle? Evet, devam ediyorum. Şimdi tereyağını döktüm. İyice. Şöyle bir eldivenle iyice yağlıyoruz. Her tarafını. Evet. Böylece tavada künefemizi yaparken yağlanmamış hiçbir kadayıfımız kalmıyor ve yağın özelliğinden yararlanarak
kadayıfın, yani künefenin her tarafının yanmasını sağlıyoruz. Şimdi şöyle iyice ovuşturalım. Sonra bunu ikiye ayıracağım. Evet. İyice yağla ovuşturuyorum. Tamam. İkiye ayırıyoruz. Altını açıyorum. Tamamın. Bu arada lütfen gözünüz milföylerde olsun. Böyle iyice pofuduklaştığında, şiştiğinde bana haber veriyorsunuz. Hemen ben çıkartıyorum onları. Kadayıfımı iki eşit parçaya bölüyoruz. Bir miktar tavamıza da tereyağı dökelim. Tamam, altını bir tık kısıyorum ama. Biraz pekmez. Güzel. Şöyle. Pekmezle yağı iyice yayıyoruz. İkiye ayırdığımız kadayıflardan alta ve üste gelecek şekilde şöyle gösterelim. Yerleştirme işlemini yapıyoruz. Porsiyon porsiyon yapacağız. Size, bana ya da bir porsiyon yapar. Sonra onu ortadan ikiye böleriz. Paylaşmak her zaman güzel. Evet, şimdi bu aşamada işte bastırma işlemini yapıyorum. İyice bastırıyorum ki kadayıflar yağın etkisiyle birbirine yapışsın. Evde künefe yapıyoruz. Ben pastanede yapıyorum. Siz de kendi pastanenizde yapacaksınız. Biraz pişsin istiyorum şimdi. Daha sonra arasına peynirlerimi ekleyeceğim. Dil peyniri kullanıyoruz. Sonra arta kalan kadayıflarımızı üzerine ekledikten sonra ters çevirme işlemi yapıyoruz ve bitiyor. Peki şunlar da işimiz bitti. Eğer isterseniz üzerine bir miktar Antep fıstığı ve şurup. Bu arada şunu değiştirmek gerekiyor çünkü fırından milföylerimi çıkartacağım. Şurubu önceden yapmanız gerekiyor. Şurubu yaparken neye dikkat edeceğiz? Eşit miktarda su ve şeker kullanıyoruz. En son kapatmadan önce biraz limon sıkıyoruz. Böylece lezzetli, güzel, birebir bir şerbet oluyor. Şimdi milföyleri çıkartalım. Oo, güzel. Pofuduklaştı. Şişti. Gerçekten güzel gözüküyorlar. Artık fırınla işim bitti ve kapatıyorum. Tamam. Hele bazı şeylerin önceden hazırlığını yaparsanız çok rahat ediyorsunuz. Nedir bu önceden hazırlık? Şöyle bir şey. Mesela sabah erken kalkmak. İşte ama böyle öyle böyle değil. Biraz gerçekten erken. 4.30, 5, 5.15 gibi. Gayet iyi saatler. Sabah ezanıyla beraber uyanmak yani. Arkasından yalnız kaldığınız, böyle kendinizi dinlediğiniz ve gününüzü planladığınız zaman inanılmaz rahat ediyorsunuz. Özellikle yoğun bir mutfak trafiğiniz varsa lütfen erken kalkıp kendinizi planlayın. O zaman her şekliyle bir adım öne geçiyorsunuz. Hop, oldu. Hazır. Şimdi bunu kaldırıyorum. Neyle devam ediyoruz? Burada kadayıflarımız yan taraftan böyle yanmaya başladı, fokurdamaya başladı. Hemen dil peynirlerimizi ekliyoruz. Dediğim gibi yoğun bir mutfak aktiviteniz varsa muhakkak gününüzü erken planlayın. Böylece daha başarılı, daha zinde, stresiniz daha az bir şekilde yaşama imkanı olan bir hayata sahip olursunuz. Evet, şimdi geri kalan kadayıflarımı da bu dil peynirinin üzerine ekliyorum. Ve tamam. Bu aşamada bastırıyorum. Bir tabak yardımıyla da bastırabilirsiniz. Daha da güzel olabilir aslında. Ama ben bazı ölçü aletlerim var. Onlar aracılığıyla bastıracağım. Nedir bunlar? Hemen gösteriyorum size. Benim bu kaplar, işte tam mililitre üzerinde yazan kaplarım var. Onlarla bastırmak daha çok işime geliyor. Bastırdığınızda peyniri daha böyle, peynir iç içe giriyor. Ve kadayıfla iyice birleşiyor. Lezzet iki katına çıkıyor.
Evet, şimdi altını bir tık açalım. Bunlarla işim bitti. Pekmezi koydum. Kadayıfım yani künefem hazır olunca şerbetimi ekleyeceğim. Üzerine Antep fıstığımızı koyacağız ve servise hazır olacak. Şöyle bakıyorum. Evet. Koku geliyor. Şöyle bakalım. Güzel. Güzel. Neredeyse olmuş. Altını bir tık kısıyorum ve servis tabağımı hazırlıyorum. Şimdi sıra en güzel kısımda. Tadımda. Şerbetimizi koyuyoruz künefemize. Çok kolay ve hızlı değil mi? Tam böyle evde yapabileceğiniz rahat bir tatlı haline geldi künefe. Kolay bir şey. İyice şerbetini döktüm. Üzerine bir miktar Antep fıstığı. Bir miktar değil, bol bol. Türk usulü yapıyoruz yani. Antep fıstığımızı koyduk. Tamam, şunları kaldıralım. Künefemiz hazır. Evet, nereden başlayayım? Milföylerden başlıyorum. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Çok da şöyle. Gerçekten öyle. Zaten milföyün kendisi çok başarılı. Çok güzel bir iç. Lütfen bu tarifi deneyin. Çok güzel. Dediğim gibi üzerine isterseniz kırmızı biber de ekleyebiliyorsunuz. O zaman renk güzel oluyor. Daha da böyle albenisi fazla olabiliyor. Şimdi gelelim. İyi, sıcaklığı da bitmiş. Şu peynir suflelerimize. Peynirli sufle. Bakalım nasılmış. Tabii soğuyunca biraz sertleşmiş. Ama çok güzel. Bu tarifi de deneyebilirsiniz. İki tarif de çok iyi. Şimdi gelelim diğer tarifimize. Ve onun için de bir bıçak ve bir çatal ihtiyacım var. Künefem çok sıcak duruyor. Ama size şöyle peynirin nasıl erimiş olduğunu gösterebiliyorum bu haliyle. Gerçekten çok lezzetli duruyor. Biraz soğusun, programdan hemen sonra yiyeceğim. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane, anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşça kalın.